kapak fotoğrafı. 5. Krem tonlarında bir arka plan. Resmin tam ortasına yerleştirilmiş, kenarları ve çıkıntıları siyah ile çizilmiş kulak resmi. Kulağın sağından ve solundan giderek küçülen, yine siyah renkli ses titreşimleri bulunuyor. Resmin altında büyük kırmızı harflerle yazılmış, sarı bir birey çocuğu ile nasıl iletişim kurar yazısı. Merhabalar herkese. Bir kez el alalım. Çocuğunuz ağladığında sesli tepkiler verdiğinde bunları nasıl anladığınızı merak ediyorum demiştiniz. Şimdi hani sağır işitme engelleri çok farklı farklı. Bireysel farklılıklar var. Yani hani bütün sayılar aynı değil. Nasıl şu an 2, 4, 5 kişi, 5'in birbirinden farklılığınız varsa bizler için aynı. Yani bütün sayılar ve işitme engelleri aynı tepki, aynı cihaz ve aynı iletişim durumunda değiller. Evet, ben çok fazla akıcı konuşuyorum ama totalde duyma kaybım yok. İşitme cihazlarıyla mekanik sesleri falan duyuyorum. Açıkçası bebeğim olana kadar acaba ağlayınca nasıl duyacağım, nasıl yapacağım, yapacak mıyım? Hani o bir sorumluluk, yani bir tatlı heyecan var ama bir de sorumluluğu var. Çünkü yani geceleri uyuyacak ve ben bu uyku düşkünlüğüm ve inanılmaz yani az uyumayı çok isteyip de hep uyuyabilen istediğim kadar saatlerce uyuyabilen biriyim. Ben kulağımda işitme cihazı var kulağımda. Kulak aksitme cihazı kullanıyorum. Kalbim 110 desibel arasında. Bebeğim ağladığında bulunduğum odada çok fazla ses olmamasına dikkat ediyorum. İşte dışarıdan gelen veya yoldan gelen odada çok ses varsa diğer odada kalıyorum. Bebeğimi aramızda çok fazla mesafe olmadan yanımda yatırdım. Şu anda 9 aylık. İlk 6 aya kadar ki pandemi süreci oldu. Farklı farklı yere gittik geldik falan ama elimi attığımda uzanabileceğim mesafe uzaklıkta bulundum. Bazen refriyat ayda eşimle ben kendi aramızda koydum ki hareket ettiği zaman o hareketlerimi de anlayayım. Kullandığım işitme cihazları normalde sabah uyandık, gece çıkartıyorum. Su vesaire falan durumlarda dikkat etmem gereken bir şey. 24 saat takmak demek kulağımızın şah almaması. Bu takım sıkıntılar var. Yani ama bu bebek olunca tabii bunları göz ardı edip 24 saat takmaya başladım. Gece sessiz olduğu için bebek hareket ettiğinde, hareketle beraber bir ses geldiği zaman fark ediyorum. Bebeğim olduğu için de evet bir ses geliyor nereden? İşte araba geçiyor değil de bebek sesi olduğunu biliyorum çünkü ona odaklanıyorum. Ama tabii farklı bir yerlerde olursam bir ses gelirse acaba bu bebek sesi mi dışarıdan bir ses mi geliyor bunu bilemem. Fakat titreşim alıyorsam bunu anlayabiliyorum. Biliyorsunuz beyefendi her şeyi zaten titreşim. İşte biri geldiğinde onu görmesem de oturduğu zaman o titreşimle evet bir masaya vurdu diyebilirim gibi. Umarım net anlatabiliyorum. Sesli tepkiler verdiğinde nasıl anladım? Bebeğimi görüyorum. Ben çok okuyan biriyim. Eğer şu şekilde olduğu zaman çocuklarını da anlayamam. Tabii ki kaçırdığım şeyler oluyor. Mesela 2 aylıkken çok fazla ağladığımda bir yerde böyle anne diye ağlamış. Mesela eşim de anne falan diyor sana dedi. Mesela o sesi duymadım. Ama ağlamaktaki o geçişleri, ağız hareketleriyle, bir diliyle de cihazından gelen seslerle de paket yapıyorum. Paket ses anlamlandırmış oluyorum. Başka sayın arkadaşım totalde hiç ses almaz. Onlarda bebek telsizleri var. Aslında bebek telsizleri bana da lazım olan bir şey. Ama ben kamera aldım. Henüz onu almadım, alamadım. Belki işte kamerayla izleyip uyuduğum zaman eğer bebek başka bir odadaysa onu alırdığımda asla duymam. Mümkün değil. Öyle durumlarda evde biri varsa, eşim varsa o beni uyandır, ben gidip bebeğe bakarım. Öyle bir durum. Konuşma başladığı zaman nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Yani hala değişen gelişen bir süreç. Ben 2,5 yaş yüksek daha doğrusu 2,5 yaşta geçirdiğim haberlerden dolayı ileride işitme kaybım var. O yaştan bu zamana kadar bir şeyler oturmuş değil. Yani her gün hala yeni şeyler gelişiyor. Teknolojik anlamda beni çok fazla ses olarak desteklemiyor. Yani evet hayatımı kolaylaştırıyor ama onu taktığım zaman sesleri duyuyorum. Evet sizin gibi duyuyorum gibi bir durum yok. Fakat implantlı olanlar sesleri daha net duyar. Totalde sağır olup da cihaz kullanmayan bireylerde çözümleri gider. Yani evde aileden biri kalabilir, duyan biri kalır vesaire, bakıcı olabilir vesaire. Hı hı.
Bu anlamda nasıl iletişime geçtiğinizi öğrenmek. Bu tabii işte dediğim gibi şu an 9 aylık. İşte acıktığında, ağladığında, bir şey istediğinde, rahatsız olduğunda, bir acısı olduğunda falan bunu anlamaları anlıyorum. Çünkü görselle çok birleştirdiğim bir şey. Bir de ben içgüdülerine çok güvenen bir insanım. Yani bir şeyler pasif olurken bir şeyler de aktif ediyor. Yani ben sağır olduğum için gözlerimle duyuyorum. Kör bir insan kulaklarıyla görüyor. Böyle bir tamamlama şey var. Dolayısıyla biraz ben de bir altıncı cisim daha kuvvetli. Biriyle konuştuğum zaman gerçekten sıkıntı olup olmadığından hiçbir şey sormadan az buçuk hissediyorum. Bebek doğduğu zaman da hep çevrede işte çok bebek çok bakmak çok zor. Şimdi intihar olacaksın, bebeklerin intihar olacak falan böyle saçma sapan tuhaf durumlar olmuştu. Ben bunu hep bir tarafa koydum ve dedim ki ona odaklandığım zaman zaten bir anne bebek bağı var. Bu içgüdüye güvendim. Her şey bir tarafa, engellilik durumu bir tarafa, kadın durumu bir tarafa. İnsan olarak buna odaklandığım için bence iletişim bir şekilde başarıyorum. Biraz akıcı konuşmamın da buna borçluyum diye düşünüyorum ben. Tabii bir takım başka şeyler de yapmış olabilirim ama o inanç, o enerji önemli. Ben teşekkür ediyorum. Ne çıkarım?